farklı bir kostüm içinde. Ondan sonra orada paravanın arkasında onu çıkar. Canlı yayında tekrar paravanın arkasında tütüyle. Hüküm giymiş hayaller diye. Ay ona ben bakayım, bak onu kaçırmışım hayatım, ben vardır internette. Nasıl yaptın? Ah. O insan o anda Allah bir kuvvet yoksa dizlerin titriyor. Hani kolay. Yani evet çok zor. Zor bir şey. Şarkı söyleyenlere buradan saygı sevgi. Evet. Dans edip şarkı söylemek. Çok zor. O sırada kulağında hani kendi sesin kaymayacak evet, falan. Yani onu denkleştireceksin şey, değil mi yani? Hani oyunculuk da ama şarkıcılık da bambaşka o bir şey. O başka bir şey değil gerçekten mi? Ama senin sesin o zaman güzel yani sesin çünkü şarkıları söyledim hayat, canım. Bundan sonraki zaten biraz daha sen, eğer sen, oyunculukla Emel, ilgili iş gelmezse eşi, buradan menajerime de sesleniyorum Funda'cıma. Evet Funda'cım, Funda'cım lütfen. Ondan sonra bana inşallah bir albümle. Ben de arkanda dans ederim. Beraber. Albümümüzün adı da Sudoku. Benim. Sudoku. Az sonra. Gerçekten böyle giderse. Ya. Değişik şeyler yapılabilir canım. Rap olabilir biliyorsun Türkiye'de ilk rap oluyor. Ay nasıl olur? Ben evet, sizi hiç tanımıyorum ama hem konu komşu ne der sonra. Mersi'ye giderim tek başıma. İlk rap bu çünkü. Evet bu benim sesim. Aa. Ali Desidero. Aa senin ses mi o? O zamanlar evet. Ay ben, MFÖ ile. Evet yani ne anılarım var. Ay müthiş. Anlatsana ya kitap biraz anlat ya. Kitap çıkarsam kaç cilt. Kimlerin neleri. MFÖ'den bahset. Ali Desidero'dan Ali bahset. Ali Desidero'da ne işte. Ne güzel şarkı o ya. Ferhan Şensoy'dayım. Evet. Sağ olsun Özkan Uğur sayesinde oldu. Çok tatlı ya. Özkan bana çalıştırmıştı beni. Bir parça Ferhan abi de aldığım zaman ona danışmıştım. Onlarla da Üsküdar Amerikan'a konsere geldiklerinde böyle bir kuliste ben hazırlık yaptığım aşamada tanışmıştık. O zamanlar 14-15 yaşındayım. Sonra böyle bir ahbaplık gibi oldu. İşte evet, onlarla ben iletişimimi koparmadım. Ele Güne Karşı albümü yeni çıkmıştı. Evet. Sonra iletişimi koparmayınca tabii onların menajerleriyle falan çalışınca onların konserlerinde de yardımcı olarak kulislerde falan beraber olduğum için Masar abi de biliyor benim Ferhan Şensoy'da oynadığımı. O zaman da 20'lerdeyim işte 21 miyim daha çok. Hani, çok genç. Yani şu an için olgun çok ama küçük. O zaman için çocuksun. Evet. Dedi ki sen dedi Ferhan Usta'yla çalışıyorsun Ferhan Şensoy'da. Sen bunu yaparsın gel dedi. Ben de diyorum niye çağırıyor şimdi ben onları. Onlar hiç benim fikrin yok değil mi? Onlar benim tabii ben 14 yaşından beri böyleyim yani. Aynen öyle. Falan. Stüdyoya gittik. Allah rahmet eylesin Melih Kibar'ın stüdyosu. Dedi ki şurayı bir oku bakayım dedi. Ritimle. Ay nasıl olur? Ben sizi hiç tanımıyorum ama hem konu komşu ne der sonra. Ay ne güzel. Üstüne. Ay nasıl olur? Bir daha. Bir prova bir kayıt. Hemen dedi ki tamam bu oldu. Aa. Ama ben orada ha 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 bir gülüşüm var ya. Evet. Aslında ben onu prova zannediyorum. Ha sen ki o arada gülüyorsun o sen onu. O sinirsel gülme orada bir şey oldu. Ben çünkü böyle. İnanamadım. Ya da bir espri oldu şu an hatırlamıyorum. Evet. Onu aldılar kaydı. Masar abi dedi ki ha bu çok güzel oldu böyle kalsın dedi. Ben de önce gerçekten dalga geçiyorlar zaten. Sonra ay, albüm çıktı ben varım. Nasıl ya falan oldu. Böyle bir hatıra oldu dedi. Ay. Madem bizi bu kadar çok seviyorsun. Evet. Sonra bu parça aslında önce patlamadı. Yıllar sonra şu anda hep bu şarkı yani. Ben çok eski biliyorum tabii ki ama yani her zaman o dönemde patladı da. Evet, şimdi sonra değil mi? Evet. Eskimedi. Hani ha, vardı hiç eskimedi. Yani, hiç eskimedi. Hiç ya. Eski. Yani sürekli kullanıldı değil mi o? Ve hatta bir açık hava konserinde de gel dedi seni çıkaracağım dedi. Ben de böyle titriyorum arkadan. Çıktın mı? İlk böyle açık hava böyle korkunç bir kalabalık var yani.